Arthur Thaler mükemmel bir Avrupalı gibi. İngiltere'de dünyaya gelmiş, Almanya'da bir şirket kurmuş. Kız arkadaşı ise Finlandiyalı. Ancak Taylor'ın bir sıkıntısı var. O da İngiltere pasaportu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması halinde Taylor AB vatandaşlığını kaybedecek. Hem de Berlin'de 30 kişinin çalıştığı bir yazılım şirketinin sahibi olmasına rağmen. Bu beni açıkçası korkutuyor. Benim ve çalışanlarımın kaderi Berlin'de ne yaptığımızı bilmeyen insanların elinde. Avrupa'da yaşayan bütün İngilizler benzer şeyler hissediyor. Seyahat etmek için vize, yaşamak için oturma izni, AB vatandaşı olmayanların Almanya'da çalışmak içinse çalışma izni alması gerekiyor. Bu nedenle Arthur şu günlerde Alman vatandaşlığına geçmenin yollarını arıyor. Alman vatandaşı olabilmek için 8 yıl Almanya'da yaşamış olmak gerekiyor. Arthur ise sadece 7 yıldır Almanya'da. Peki beklemesi mi gerekiyor? Arthur'a göre bu riskli bir durum. Bir ülkenin Avrupa Birliği'nden çıktığı bugüne kadar hiç görülmedi. Bu yüzden Brexit'in hukuki olarak bizlere nasıl etki edeceğini hiç kimse bilmiyor. Martin Gordon'sa Alman vatandaşlığına geçmiş bile, özellikle de oğlu Chessa nedeniyle. Chessa'nın annesi Endonezyalı. Brexit durumunda Chessa'nın annesi de babası da AB vatandaşı olmayacak. Haliyle Chessa da. Chessa İngiltere'de neden bu kadar çok kişinin AB'den çıkmak istediğini anlamıyor. Bence Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin gücünü bastırdığını falan düşünüyorlar. Ben İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için makul bir neden görmüyorum. Martin Gordon 18 yıl önce müzik prodüktörü olarak çalışmak için Berlin'e gelmiş. Günün birinde Alman vatandaşı olacağımı hiç düşünmezdim. İngilizlerin Almanlarla tuhaf bir ilişkisi var. Şimdi ben de onlardan biriyim. Birkaç gün önce Martin sayısız formu doldurduktan sonra Alman vatandaşlığına kabul edilmiş. Ayrıca vatandaşlık sınavı sırasında bir çeşit vicdan sınavı da vermiş. Alman anayasasını zor kullanarak ortadan kaldırmayacağıma dair yemin etmem gerekti. Alman bürokrasisi. Martin birkaç yıl önce Only on Dream Per Person adlı bir şarkı yazmış. Bir kişi için bir rüya. Şarkıda Almanların şayet yetkileri olsaydı gökyüzünü nasıl organize ederler diye anlatmış. Martin önceki memleketine kendini yabancı hissediyor artık. Brexit tartışması ona göre nesnel bir şekilde yürütülmüyor. Londra eski belediye başkanı Boris Johnson'ı ve onun Nazi göndermelerini düşününce bütün bunlar siyasetten çok bir eğlence. Arthur Taylor'ın bir B planı da var. Hayat arkadaşıyla evlenmesi halinde o da Finlandiya vatandaşı olabilir ve AB vatandaşı olmaya devam edebilir. Ancak evlenmeyi ikisi de istemiyor. Bana göre bu evlenmek için yanlış bir argüman. Aslında insan geleceğini planlarken siyaseti düşünmemeli. Bu endişelerinde yalnız olmayan Arthur, Berlin'deki İngilizlerin buluşmasına gidiyor. Başkente 10 bin civarında İngiliz yaşıyor. Hemen hemen herkes Alman vatandaşı olmayı aklından geçiriyor. Referandumun yapılacağını öğrendiğimde Alman vatandaşlığına geçtim. Alman pasaportum var. İstisnai düzenlemeler olacağına eminim. Beklemekten yanayım. AB hukuki düzenlemeleri benim için İngiltere pasaportundan daha değerli. Arthur da aynı düşüncede. Benim için Avrupa Birliği üyesi olmak istemeyen bir ülkenin vatandaşı olarak kalmak anlamsız. Zavallı İngiltere. Sonunda Avrupa Birliği'ni terk eden İngiltere olmayacak. Arthur gibi İngiliz vatandaşları gösteriyor ki terk edilen İngiltere'nin kendisi olacak.